Merhabalar sevgili arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sodalı köfte tarifi vereceğim. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilo kıymamız var. Orta yağlı dana kıyması. 1 adet kuru soğanı rendenin küçük gözünde rendeledim. 1 adet sarımsağı rendeledim. Bir tutam maydanozun yapraklarını ince ince kıydım. Bir su bardağı galeta unu. Bir tatlı kaşığı acı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı toz biber. 2 çay kaşığı kekik. Kekik gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Kesinlikle ekleyin sizler de. 1 tatlı kaşığı tuz. Yemek kaşığı köfte harcı ekliyorum. Eklemeye de bilirsiniz. Köfte harcı da güzel oluyor. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Kabartma tozu yerine karbonat da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı soda. Soda içini yumuşacık çok güzel yapıyor. Köftenin lezzeti bambaşka oluyor. Güzelce yoğuralım. İki-üç yemek kaşığı kadar da sıvı yağ eklerseniz, azıcık yoğurayım, ekleyeceğim ben. Sıvı yağ da daha güzel toparlıyor. İki-üç yemek kaşığı kadar ekleyelim sıvı yağı. Şimdi 4-5 dakika güzelce yoğuralım. Böyle biraz vura vura yoğurun. Köfteleriniz daha güzel, daha da lezzetli olur, daha da sıkı olur. Bastıra bastıra yoğuralım. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Sormak istediğiniz sorularda yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Kıvamı güzel olmuş. Şimdi yapmaya geçelim. Hafiften elime sıvı yağ sürerek böyle şekil veriyorum. Kenarlarını da böyle elimizin ortasıyla toparlayalım. Kenarlarında dağılma olmasın. Beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı beklerim. Gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Kenarını, köşesini böyle toparlayarak yapalım. Yapabildiğiniz kadar ince yapın. Piştikçe kalınlaşıyor. Şöyle ortasına salkım domates ekledim. Gerçekten domates de bu şekilde piştiği zaman çok güzel oluyor. Benim çocuklarım çok seviyor. Özellikle kızım çok seviyor.
Böyle çaresiton biberleri, biber isterseniz acı biber de koyabilirsiniz. %90-200 derece fırında, fırının ısısına göre fark edebilir. Yüzeyi kızarana kadar pişirelim. Böyle çok da kızarmasın, pişsin. Biberlerin, domateslerin yüzünü de yağladım. Daha güzel kızarır, hem de parlak olur. Domatesler bu şekilde piştiği zaman gerçekten içi çok lezzetli oluyor. Şimdi pişirelim. 10-12 dakika kadar da pişti. Köftelerimin yüzü pişti fakat öyle çok kızarmadı. Alt üst çevirelim. Alt üst çevirdikten sonra da yine güzel kontrollü bir şekilde pişirelim 12-13 dakika kadar. Tabi yanmamasına dikkat edelim. Bazı fırınlar daha erken de pişirebiliyor. Sürekli gözlemleyin. Domatesin biberi de çevirelim. Diğer yüzü de pişti. Şimdi öbür tepsimi de pişireyim. Çok güzel oldular. Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz. İftara hazırladım arkadaşlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. İsterseniz sahurda da yapabilirsiniz. Diğeri pişerken ben bunun içini de sizlere göstereyim. İftar saatimiz de yakın. 10-15 dakika kaldı. Bakın içini göstereyim sizlere. İçi gerçekten çok güzel. İçi yumuşacık. Dışı da böyle kızarıyor fırında. Çok lezzetli oluyor. Diğer tepsimiz de pişti. Altını üstünü tabi çevirerek köfteleri pişirdim. Onu da servis tabağına boşaltayım. Yanına ister makarna haşlayın, ister pirinç pilavı, önüne güzel mercimek çorbası veyahut da yayla çorbasıyla çok güzel oluyor. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun inşallah.